Merhabalar arkadaşlar. Gitarteknikleri.com'un hazırlamış olduğu yeni bir tanıtım videosunda sizlerle birlikteyiz. Ben Özcan Erkişi. Bugün sizlere Ibanez firmasının üretimi olan RG350 serisini tanıtacağım. Şimdi RG350 serisini tanıtacağım dediğimde eminim RG350 serisini tanıyanlar, şöyle yakından dokunmuş olanlar, çalanlar, "Aa, bu nasıl RG350?" diyebilir. Çünkü renk farklı, işte tuşe farklı, farklı bir kombinasyon denemişler gitar üzerinde. Açıkçası bundan 20 yıl önceki RG550 serilerine çok benzeyen bir kompozisyon çizmişler gitar üzerinde. Nedir? İşte mesela rengi fosforlu sarı. O serilerde de çünkü bu tip fosforlu renkler kullanılıyordu. Tuşe yine Maple'dı. Aynı şekilde Maple tuşe kullanılmış gitarın üzerinde. İsterseniz şimdi biraz teknik özelliklerine değinelim gitarın. Gitarımızın gövde ağacı basswood, yani ıhlamur ağacı. Şu gövdede görmüş olduğunuz ağaç, önü de arkası da aynı ağaç ve basswood, yani ıhlamur ağacı dediğimiz gibi. Bir ton bir volüm kontrolümüz mevcut gitarımızın üzerinde. 5 yollu ton switch'imiz var. Yine her zamanki gibi işte bridge kontrolümüz, bridge ile beraber middle single kontrolümüz. Tabi burada bridge bölünüyor unutmadan. Ortaya geldiğimizde middle single kontrolümüz. Bir yukarı geldiğimiz zaman yine neck'teki humbucker bölünüyor ve ortadaki middle single ile birlikte çalışıyor. Aynı şekilde bir üste çıktığımızda, yani en üstteki tonda da humbucker neck pozisyonunu görebiliyoruz. Infinity manyetikler kullanılmış üzerinde gitarımızın. Bu Infinity manyetikler genelde Ibanez'in kendi fabrikalarında üretilen oldukça üst kalite manyetiklerdir. Tremolo sistemine baktığımız zaman H Pro 3 kullanılıyor. Genelde üst serilerde de H Pro'nun biliyorsunuz daha üst serileri kullanılıyor. Bestis serilerinde gibi. Tuşeye geldiğimiz zaman neck kısmına baktığımızda gitarda arka tarafını çevirdiğimizde 3 parça maple görüyoruz yine gitarımızın üzerinde. Ön tarafına baktığımız zamansa diğer 350 serilerinden farklı olarak tuşede gül ağacı kullanılmamış. Onun yerine yine maple tuşe kullanılmış. Bu da daha parlak, biraz daha işte şey tonlarda, yumuşak tonlarda özellikle ağacın kendi doğuşkan seslerini almak açısından oldukça kullanışlı bir ağaç aslında. Yine 24 perdeli bir formu var neck kısmımızın. Yine üzerinde jumbo fretler kullanılmış. Gitarımızın aynı zamanda arka kısmında göstermiş olduğumuz 3 parça ağaç tıpkı normal Prestige serilerindeki 3 parça ağaç formunda, fakat arada bir tek vengeler yok görmüş olduğunuz gibi. Bunlar zaten sadece üst seviye Prestige'lerde kullanılan özellikler. Şimdi birazcık tonlarımıza bakalım isterseniz. Gitarımızın bridge manyetiğine geldiğimizde her zamanki gibi aldığımız yine keskin ve sert bir bridge tonu alıyoruz. Hatta biraz daha vurduğumuzda hafif böyle overdrive'dan biraz daha yumuşak bir ton almamız mümkün. Yukarı çıktığımızda ise yine bölünerek single'a dönüşmüş bir bridge manyeti ve middle single'la birlikte yumuşak ama bir o kadar da tiz karakterli bir yumuşak sound elde ediyoruz. Ortaya geldiğimizde middle single devreye giriyor. Burada biraz daha dediğimiz gibi middle single adı üzerinde mid frekanslar ön plana çıkıyor. Daha funky ve böyle pop cazda kullanabileceğiniz ritimler için biçilmiş kaftan. Yukarı çıktığımızda neck humbucker'ın yine bölündüğünü ve ortadaki middle single ile birlikte çalıştığını görüyoruz. Burada ton biraz baslaşıyor gördüğünüz gibi. Daha yumuşak ama daha bas karakterli bir ton. En yukarı geldiğimiz zamansa burada daha bas, daha tok ama bir o kadar da sertleşen bir ton karakteri yakalıyoruz. Bunu daha çok dediğim gibi clean sololarda, özellikle clean soloları desteklemek için kullanabileceğimiz bir ton karakteri. Drive tonları da oldukça
güçlü. Özellikle solo tonlarına baktığımızda yüksek sustain'li, kolay kolay kesilmeyen, gayet akıcı bir tonu var gitarımızın. Pozisyonuna geldiğimiz zaman gitarda gayet düzgün, buğulu ve o bas karakterli sesi almamız mümkün. Üzerinde illa dimarzo kullanmak zorunda değiliz. Ibanez bunu gayet güzel bir şekilde başarmış. Yani o Ibanez'in kendine has karakteristik sound'unu bugün en ucuz serilerde de, bu üzerinde Infinity Mighty kullanılmış gitarlarda da, aynı şekilde dimarzo ibeze kullanılmış gitarlarda da bulmanız mümkün. Klavyesi var zaten. Yani Ibanez'lerin bütün hepsinde bunu görmeniz mümkün. Şöyle ki, genel bir sap karakteristiği var Ibanez'in. Arkası daha düz, daha enli bir klavye ve daha fazla kontrol sağlıyor aslında bu bize. Yani tel aralıkları uzak olduğu için siz de çok rahatlıkla şeyi çalarken, penayı özellikle sallarken çok fazla diğer tellere çarpmadan daha kontrollü bir ses alabiliyorsunuz gitar üzerinde. Bu arada tel aralıkları fazla derken yanlış anlaşılmasın. Tuşe ile tel arasındaki yükseklikten bahsetmiyorum. İki telin birbirine olan uzaklığından bahsediyorum. RG350 idi. Görmüş olduğunuz gitar. Oldukça düzgün bir gitar. Siz de bu gitarı gelip denerseniz daha iyi fikir sahibi olacaksınız. Aynı zamanda gitarın diğer modelleriyle ilgili bilgiler vermek istiyorum size son olarak. Şöyle katalogda da gördüğünüz gibi 350 serisi beyaz, siyah ve aynı zamanda bu modellerin hem Rosewood hem de Maple tuşiye sahip olan modelleriyle piyasada satışa sunulmuş durumda. Verdiğim bilgiler umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin.